Ercan, Meryem buradaydı az evvel. Neredeyse senin İstanbul'da olduğunu ağzından kaçırıyordum. Son anda toparladım. Bu meseleyi kullanmış olabilir. Sen yine de dikkatli ol. Eyvah be abla. Anlamış mıdır acaba? İnşallah anlamamıştır. Ya anladıysa... Vallahi Meryem çizer beni. Vay Sadık Efendi, ne yapıyorsun? Ne yapayım hanımım? Bizim muhasebeci geçici vergi çıkarmış. Bir de hesapları istettim, onları inceliyordum. Hanımım, bu hesapları da inceleyecek birine ihtiyaç var. Ercan Efendi ortada yok malum. Bu Ercan kesin bir iş çevirdi bize. Ya artık eminim yani. Hayırdır? Bir şey mi duydun? Nurca böyle ağzında geveleyip durur da... bu Ercan Muğla'nın dışında herhangi bir yerde olabilir ama nerede onu bulmam lazım yani. Ya hanımım, sorduk. Yani 100 defa sordum. Muğla'da kaldığı evin adresini istedim. Her seferinde kıvırdı. Bence de haklısın. Var bir şeyler. Bu Ercan'ın en zayıf noktası neresi? Para. Aha. Nakit. Cash, kapital. Daha doğrusu maddi değeri olan her şey. Mesela sen bunu var ya bankada yakala, adı dişini çek, hissetmez. Aha, banka diyorsun. Aha, bankayla ilgili bir oyun yapayım ben buna da. Görsün bakalım nasıl şapa oturuyor bu. Dur ben bir düşüneyim. Ha. Aha, bak arıyor. İti at, çomağı eline al. Bak şimdi seyret ne yapacağım ben buna. Açmıyor ya, anladı mı acaba? İyi günler. Yeşil Bank'a hoş geldiniz. Kayıp ya da çalıntı kart bildirimi için... Ne oluyor ya? Bu ne şimdi? İyi günler. Yeşil Bank'a hoş geldiniz. Kayıp ya da çalıntı kart bildirimi için lütfen 0'ı tuşlayınız. Nasıl ya? Ne oluyor anlamıyorum ki. İyi günler. Yeşil Bank'a hoş geldiniz. Kayıp ya da çalıntı kart bildirimi için lütfen 0'ı tuşlayınız. Kapadı. Hatta karışıyor ya, ne oluyor? İyi günler. Yeşil Bank'a hoş geldiniz. Kayıp ya da çalıntı kart bildirimi için lütfen 0'ı tuşlayınız. Bireysel bankacılık için 1'i, kurumsal bankacılık için 2'yi tuşlayınız. Müşteri temsilcisiyle görüşmek için lütfen bekleyiniz. İyi günler. Yeşil Bank'a hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Benim sorunum şu ki... Vallahi sesiniz o kadar boğulu geliyor ki... insan sorun bildirmek yerine konuşmaya devam etmek istiyor. Ama neyse, hemen söylüyorum. Ya benim telefon rehberimdeki kayıtlı bir kişi arıyorum... ama karşıma sizin banka çıkıyor. Ne yapmam gerekiyor? Aa, evet. Böyle bir sorunumuz var. Doğru söylüyorsunuz. Yeni açılmış bir banka olduğumuz için bunu sıkça yaşıyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. Siz bana olduğunuz adresi verirseniz ben size bir SMS atarım. Sorunu halletmiş oluruz. Ne dersiniz? Ha, şu anda bulunduğum adresimi söyleyeyim. Evet, tabii ki. Lütfen. Hemen söyleyeyim. Güllü Kadayıf Caddesi, Ebedayı Sokak, Bomanti, İstanbul. Ha, İstanbul'da mı ikamet ediyorsunuz? Yani ev size mi ait? Yok, ev yeğenimin. Adı Canberk Dal. Yani onun da üstüne değil. Sen bizim ev kira. Ha, olsun, kira da olsun fark etmez. Güzel, iyi. Ah, bu arada sorun da çözüldü. Mesaj atmaya da gerek kalmadı. Siz şimdi telefonu kapatın, sonra tekrardan arayın. Aradığınız numara düşecektir. Maşallah ya. Vallahi şipşak çözüverdiniz. Allah sahibinize bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Size başka konuda yardımcı olabilir miyim? Peki siz adres vermiyor musunuz? Tabii ki hayır. Peki, zaten şaka yapmıştım. Bahis! Tövbeler olsun ya. Şimdi arayayım Meri'yi. Aha, arıyor gene. Ercan! İşte bu be, işte bu. Benim Meri'm bu, bu. Aşkım, nasılsın? Hiç şey değilim Ercan. Karnındaki çocukla ilgili sorunum var ha. Ne diyorsun ya? Ne oluyor? Ercan, bir an önce benim doktora gitmem gerekiyor. Beni gelip doktora götürmen lazım. Neredeysen bırak işini, kalk gel hemen. Haydi.
Hemen gelemem. Bana biraz süre tanı. Sadık'a söyle, akşamüstü beni Muğla'da alıversin. Konum atacağım ona. Ercan, akşama kadar işini hallet. Yoksa bu iş adliyede bitecek. Ona göre. Haydi kapa. Tövbeler olsun ya. Vallahi çok net konuştu. İstanbul'da mı çıktı? Ya hanımım, niye yüzüne vurmadın o zaman İstanbul'da olduğunu? Sence? Ha, anladığını anlarsa gelmez, kaçar. Şimdi İstanbul'da olduğunu anladığını bilmeden gelecek. Gelince ne yapacaksın? Sence? Şapa oturacağım. Ha, işte aynen öyle. Şapa böyle lökket diye oturacak Ercan. O zaman göreceğiz bakalım ne halde olacak.